Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima sevgili canım kardeşlerim ee, size size bir söyleşi söyleşi mi diyeyim doğuş mu diyeyim e, düşünce mi diyeyim iz sürmek mi diyeyim nasıl düşünürseniz düşünün e, bugün aldığım notları notlardan bir parçasını paylaşmak istiyorum. Ama hepsi farklı farklıdır. Ee, bir konu değil. Başta ilk önce kavramdan başlayayım. Kavramlarla düşünmek. Kavram mesela tabirdir. İnsan bir kavramdır. Akıl bir kavramdır. Tahayyül bir kavramdır. Ee, i̇çerisinde olgular vardır. Ee, adeta... Kavramlar o olguların, realitenin, gerçekliğin nüfus cüzdanlarıdır. O kavramlarla o olguları yani varlığa geçersek, içini gerçeklik olan esma ile doldurursak o kavramlar bize hakikat olmaya başlar. Kavramlarla düşünmek, yani kavramın içini doldurarak kavram, o e, olgulara hakim oluruz ve zihnimize mekan açarız. Yani mesela aklı tanıdıkça aklı hakim oluyorsun. Tanımadığın şey e, sana hakim oluyor. E, size bir şey söyleyeceğim ama inanın ciddi nazara alın şu söyleyeceğimi. Akıl kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Kendi aklından bahsediyorum. Sen kendi aklını söylüyorum. Aklın aklına bela, bela oldu mu? İşte kurt gövdeye girmiş oluyor. Akıl kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. E, aklına, aklınla hakim olmak istiyorsan onu vahye teslim edeceksin. Çünkü senin akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığından bu aklı yapana aklı teslim etmek anlamına gelen vahiyi ancak aklının şerinden kurtarırsın aklını. Kavram düşünmenin dilidir. Mevcudu şu kainata mevcut denilir. Allah'a vücut denilir. İnsan mahluktur. 18 bin alem mevcuttur. Allah vücuttur. İnsan mahluktur. Ee, kavram düşünmenin dilidir. Mevcudu kendine taşıyarak yani e, kavramlarla biz şu varlığı mevcudu e, kendimize taşıyarak kendim, kendine dönüştürüp bu mevcudu kendimize dönüştürüp e, dima, kalp, ruh, e, Ru e, fabrikasında imbiklerinden geçirerek kendini inşa etmek yani zihninde yer açmaktır. Konuyu değiştiriyorum. Biliyor musun ümit fikrimizi uyandırarak yani ümit ümit var ya böyle depremdir, kanserdir, koronadır. Bunun tek tutunacağımız şey ümittir. E, ümit Nasıl uyanır bizde? Fikirle uyanır. Ee, doğru kaynaktan e, kendini tanımlama, kendini tanıma ile yani vahiy diyelim. Vahiy ile ancak ümit uyanır. Ümit e, bir e, latifedir. Latifedir. Uyandırılırsa senin içindedir mesela ümit sende çekirdek olarak duruyor. Uyandırılırsa ağaç olur. İçine sen girersin. Bir daha. Ümit uyandırılmadan önce içimizdedir. Uyandırılırsa onun içine gireriz. İçimin içine gireriz. O zaman fikre dönüşür. Ümit fik fikirde. Yani ümit ne yapar? Ümit fikir olarak ortaya çıktı. Ümit nedir? Fikri fikir oldu artık, düşünce oldu artık, İlim oldu artık. Nedir o? Ümit fikri biz mahlukları Allah'a tutunma vesilesidir. Tutan neyeldir? Bununla insan kendi sorunlarını kendinde çözmesini sağlar, kendi sorunlarının çözümünü hariçte aramaz. Konuyu değiştiriyorum. Bendeki sistemi nedir o? His, akıl, duyguları, latifeleri, kalbi, vicdanı vesaireleri nasıl yöntemle Allah yaratıp bende bu bedene yerleştirip bütünsel bir hale getirdiği ve arkasına ben olan beni koyduğuna hayret ediyorum. Yani şu masaya şu masaya o karaciğer, böbrek, dalak koy. E, beynini, aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu, latifelerini, hissiyatını koy. Bunları böyle harmanla bütünsel yap. Bu bedene yerleştir. Ve benim gömleğim, benim atletim içeriye doğru gir dışarıdan. Benim gömleğim, benim atletim. Benim hayatım, benim aklım, benim vicdanım. Benim kalbim benim ruhum. işte hep ben diyor. O yani sahip çıkandır o ben. İşte bu hep bunları akıl, kalp, his, duyguları harmanlayıp mevcut yaptı bizi. Ve arkasına beni koydu. Buna çok hayret ediyorum. Yani Allah bunları yaparken nasıl bir teknoloji kullandı bilmiyorum. Başka bir konu değiştiriyorum. Felsefe zekanın felsefe zekanın vahide aklın dilidir. Başka bir konu. Alışkanlıklarımızın içinde rahat ediyoruz. Belki de bizi tutsak esir etmiş de olabilir. Baksana bir adım dışına çıkamıyorsun. E, alışkanlıklarımızın dışına bir adım bile çıkamıyorsun. Geçmişini bak e, bu çok önemli. Geçmişini unut unutmamışsan, geçmişini unutmamışsan ki unutmaman gerekiyor. Niye? Geçmişini unutmamışsan gelecek için şimdi ne yapacağından ne yapacağın bellidir. Geçmişini unutmamışsan, geçmişini unutmamışsan Gelecek için şimdi ne yapacağın bellidir. Şu şu anda ne yapacağın belli değilse geçmişin yok demektir. Unutmuşsun yani. Geçmişini unutmayan geleceğine doğru şimdi yaşar. Konuyu değiştiriyorum. Biraz uzun bu. Ee, şu anda okuyacağım yer. Bunlar Risale-i Nur'dan Okurken, akıl okurken bugün işte aldığım tefekürü notlarım. Şüpheden niye şüphe etmiyorsun dedim. Allah Allah. E, vesveseden vesvese etmeli. Vehimden vehme etmeli. Şüpheden de niye şüphe etmiyorsun. Korkudan niye korkmuyorsun. Korkuya mahkum oluyorsun. E, korkudan kork gösterdiklerinden değil. Korkunun kendisinden kork, gösterdiği şeyden korkma. Yani depremden, kanserden, ondan korkma. Korkunun kendisinden kork. E, niye? Onu anlatacak. Korkuyu kim kanalize etmiş? Korkunun başına kim oturmuş? E, korkuyu analiz edelim. Korku bir analiz edelim bakalım. Korkunun dümeninde kim oturuyor? Ee, yani geminin dümeninde kim oturuyor diye bu bedenimizin arkasına korkuyu koymuş. Ee korku dümeni ne kim tutuyor? An analiz edelim bakalım. Nereye kadar gidiyor korku? Soralım. Nereye kadar gidiyor? Niye korkuyorsun? Korktuğundan niye korkuyorsun? Ve nereye kadar git götürebilirsin korkuyu? Dibe kadar inelim. Yani beden, organ, doku, hücre atom enerji böyle gibi dibe doğru gidelim. Neyini kaybetmekten korkuyorsun? Peki bir de böyle bak bakalım. O kanserdir, koronadır, depremdir, yangındır vesaire şeyle bu bedenimi, hayatımı kaybedeceğim zannıyla korkuyoruz. Bak şimdi Ozan şöyle bak. Yani bedeni kaybedeceğiz, dünya hayatını kaybedeceğiz. Kasayıma masayı Kaybedeceğiz. Ee, kasa para masa kariyer. Bak şimdi Ozan şöyle bak. Kayıp yani bunları kaybetmek aynı zamanda başka bilmediğim bir bulma olmasın. Anladık mı bunu? Kayıp gibi gözüken elimizden kaçırıyoruz. Kaybettiğim şeyler evet gözümün önünde. Ama görmediğim başka bir buluşlara buluşların kendisi olmasın. Kaybetmek bir başka şey bulmaktır. Bulmak yoksa kayıp yoktur. Mesela öldü deniliyor değil mi? Adam öldü. Nereye gitti? İşte gitti. Denilemez bu. Fiziğe zıttır. E, mezara gitti denilir. Suya gömüldü denilir. Ateş yaktı, havaya gitti ama bir yere gitti. Hiçe gidemez. Şimdi bir şey kaybediyoruz. O kayıp bir şeyin bulmanın adıdır. Başka bir örnek vereyim Risale-i Nur'dan. Çekirdek uyandı ağaç oldu. Bunu şöyle diyeyim. Çekirdek çürüdü. Ne demektir? Ağaç olduğunun adıdır. Çekirdek çürümeden ağaç olamaz. Ağaç olmuşsa çekirdek çürümüştür. Şimdi çürüme kayıp gibi gözükürken ama ağaçtır. Demek ki neyi kaybetmekten korkuyoruz? Kayıp aynı zamanda başka bilmediğim bir bulma olmasın korkunun dibine kadar ayrıştır bakalım yani elindekileri onunla sorgula bedenimi kaybetmekten e, misal e, şey malı mülkü kaybetmekten kayderimi kaybetmekten dostlarımı kaybetmekten veya yani kazandıklarımı sorgula öyle bir zemine ineceksin ki artık korkulacak, kaybedecek bir şeyin kalmayacak şey. Yani bu saydıkların hiçbirisi senin değildi ki zaten. Beden emanetti. Tamam bak. Ee, akıl cihazdı, sana verildi. Kalp içinde cihazdı diyor. Hatta hatta benim ruhum yani bakın benim gömleğim. Ben gömlek miyim? Gömlek bana verilmiş. Ben e, gömleğe sahip çıkan. Bak benim gömleğim. Önümde gömlek. Ha, bak bakalım sen neyi kaybedeceksin? Neyin var ki neyi kaybedeceksin? Benim vücudum senin değildi. Bir. Benim aklım emanet cihazdı. Benim kalbim diyor. Ona da cihaz diyor Usta Bediüzzaman. Senin neyin var? Senin neyin var? Sermaye şu. Bu dünyada kalacağın miktarda senin üzerinde, seninle alakalı olan, yani kapının önünde nehir akıyor. İşte sana rağmen akıp giden hayatı onaylıyorsun, ret ediyorsun. O kadar. Red edersen ademe gidiyor, onaylarsan vücuda dönüşüyor. Vücuda dönüştürmenin kilidi de namazdır. Demek ki Neyini kaybedeceksin? Korkunun sorgula bakayım. Yok ki senin bir şeyin. Yani Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da son yalan diye tasavvufta böyle dermiş. Ustad ilmi çerçevesini çiziyor. Hiçbir organımı, hiçbir gözümü, kulağımı, vücudumu, duygularımın ben satın almamışım, ben yapmamışım, ben takmamışım, benim değil. Hepsi emanet. Demek ki o zaman korku aslında tam inanamamanın, teslim olamamanın, tevekkül, teslim, itimat ve kanaat olamamanın adı olmasın. Malı mülkü karyemi dostlarımı yani kazandıklarımı sorgula bakalım. Öyle bir zemini ineceksin ki artık korkulacak kaybedecek bir şeyin kalmayacak şey. Yani korktuklarının iç yüzlerine bakabilirsen güvenilir zemini bulursun. O zaman korkundan korkmaya başlarsın. Korkunun gösterdiklerinden korkma. Mesela korku depremi gösteriyor, kanseri gösteriyor. Ondan değil, korkunu kendisinden kork. Ustad diyor ki, vesveseden vesvese etmek lazım. Ya. Her şeyi kaybetmeyi göze alabilirsin ama Allah'ı asla. Acaba korkularım, yani acaba korkularımıza diyelim, zanlarımı kaybetmek olmasın? Korkuların iç, içinize bak bakalım. Korkula, korktuğun şeyin içine bak bakalım. Onlar hep zanların. Hep zan. Mesela beden, bedenim gidecek. Senin değildi. Bak zannettin, benim zannettin. Ee, ömrüm bitiyor. Senin değildi zaten. O da belli. İleri geri gitmez. Bir saniye ömür ileri gitmez. Bir saniye geri gelmez. Ee, bak acaba korkularım zanlarımı kaybetmekten olmasın. İnsan Allah'ı bile zansız bilemez. Bilmezken kendisini zansız mı biliyor? Ee, bir daha söylüyorum. Bizim bildiğimiz o Allah, Allah değil. Zanlarımızın içerisindeki Allah'tır. Tamam. Ee, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında okumuştum. Allah şefaatine mazar eylesin. Şöyle demiş çok hoşuma gelmişti. Diyor ki e, geçmiş ümmetlere diyor e, kafama kaldığı kadar e, manası ile sureti aynı olursa ibadeti kabul edermiş Cenab-ı Hak. Yani namazı kılarken hakikatine uygun olacak. Ahir zaman ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetine Allah merhamet etmişler. İbadetin içi bile olmasa o kadar yani içi dişiyle o kadar şey değilse suretini de kabul ediyormuş ibadetin. Çok şükür. Şimdi e, biz Allah'ı zanlarımızın içinde biliyoruz. Yani mesela şöyle diyeyim. Sen Allah'ı ne kadar merhametli biliyorsun? O kadar mıdır? O kadar da değil değil mi? Daha fazla. Allah bana şefkatlidir. Ne kadar sana şefkatlidir? O kadar mı? Değilmiş zanlarımızın içinde biliyoruz. Hatta değil Allah'a. Ben kendimi bile zanla biliyorum. Kendim hakkında bilgilerimi al, al, kalem alır mısın? Kalem al. Yaz bakayım. Kendin hakkında ne biliyorsun? Yazar mısın? Ne olur? Ee, sahip olduklarını değil. Yani oğlum, kızım, eşin, araban, ne bileyim, elimdeki masalar, telefon değil. Kendin hakkında ne biliyorsun? Deyince ne kadar sayfa yazarsın ya ben. Benim hakkımda ne biliyorum. Hep bildiklerimizin bir daha oku bakayım o yazdıklarını. Hep zan. Zannediyoruz. Zanlarını asıl kabul ettiğinden zanlarının kaybından korkuyorsun. Korktuklarımız aslında zanlarımız. Çünkü bedeni biz zannettik. Bedene biz dedik. Başka? E, kabiri mezarın içini dedik. Toprağın altı mezar zannettik. Şeye kabir zannettik. O zaman, oysa o mezarlık. Bak zan. Ondan sonra oysa pasaport dairesidir diyor. Zindanı dünyadan bostanı cinana çıkan olur diyor. Cennet bahçesinin bahçedir diyor. Ama şöyle de deniliyor kabir. O kafir ait. Ben ilgilendirmiyor. Korku ümidin çelişkisi gibi dururken korkunun karşısında nedir panzehir? Ümit. Korku, ümidin çelişkisi zıttı gibi gözükürken aslında ilişkisidir. Korku, ümidin çelişkisiyken aslında ilişkisidir. Yani onu tanımlar, onu ona kıymet verir. Bir şeyde zıt varsa onu derecelendirir. Mesela Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü içinde acizlik yoktur. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? İçinde cehalet yoktur. Benim ilmim niye sonludur? Çünkü içinde cehalet var. Niye benim kudretim sonludur? Çünkü içinde acizlik var. İşte bilgilerimizin içinde bakın bakalım çoğusuz han. İlmimin içinde cehalet var da çünkü sonsuzlu sonsuz olamıyor. Evet. Zanlarım beni peki Allah niye zan vermiş? Çok hoş. Ee, i̇nsanı hayvanlardan, hatta meleklerden, hatta şeytandan, cinlerden ayıran ve imtiyazlı kılan nedir biliyor musunuz? Zanlarının zanlarıdır. Zanların kalitesi çokluğudur. İnsan zanlarla külli, çeşitli, ihtimali düşünme imkanına sahip olduğundan, düşüncesini çok çeşitli yönleriyle yaptığından, e, düşüncesinin evvelini, ağacın çekirdeğine benzetir. Düşüncesinin ahiri meyveye benzetir. Düşüncesinin zahiri ağaca benzer. Düşüncesinin batını ise ağacın arkasına benzer. İnsan dört yönlü düşünür. Ağacın çekirdeği gibi, ağacın meyvesi gibi, ağacın görünüşteki gibi, ağacın batını gibi. E şimdi soruyorum. Ağacın görünüşü gibi midir batınısı öteki tarafa? Başka? Sana soruyorum kendime ilk önce de ben gözüktüğüm gibi miyim? İçteki duygularım, fikirlerim ya değil. Zanlarımız da böyle biliyor musun? Kork Korktuklarımızın içerikleri de hep zandır. Yani e, senin olmayan ha ben demekten kaynaklanıyor. Emanet verileni sahiplenmekten ka 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 kaynaklanıyor. Peki ne yapalım çare? 20 dakika oldu konuşalı. Yani her şeyin bir e, merhem olduğu gibi bunların da merhemine Allah'a tevekkül. Olayın Allah olayın başındadır. E, tesadüf yoktur. Allah işin başındadır. Her şey kontrol altındadır. Hiçbir ayette boşluk yoktur. Allah rububiyetini, kainattaki icraatını kimseye bırakmamış. Bu tevekkül. Evellemek yani. Allah ile düşünmek. Tevekkül. Sonra teslim. Teslim, tevekkül. İtimat kanı Şifreli böyle. İlacımız. Tevekkül buydu. Teslim ise seleme. İslam'dan geliyor. Sana denildiği gibi yaşamaya çalış. Yani denildiği gibi yap. Karışma başka. E, i̇timat tevekkül, teslim, itimat. İtimat nedir? Şimdi mesela eee geçiririz birisini, itimat ederiz kıraatına, imanına. Mesela şoför biz arkada otururuz, itimat ederiz. Tamam? E, nasıl ki uçağa pilota itimat ederiz, bineriz yani. Bu gemiye de, dünya gemisine de Allah benden daha tobe. Benim aklımdan daha e, aklı küllü var. E, almak itimat. Allah benden bana daha şefkatlidir. Allah benden bana daha şefkatli, daha merhametli. Allah be, benim kendim kendimi sevmemden daha fazla beni seviyor. Böyle olduğuna itimat et. Bir de kanaat, teslim, tevekkül, itimat kanaat, kanaat nedir? E Allah'ın sana biçtiği rolü oyna. Buna kanaat et, Allah'a kanaat et. Davana kanaat et, davana kanaat et. Ee, hayatta bir kere nefes aldın ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebildin. Bu nimetin, bu nimete kanaat et. Kanaat. El kanaatun kenzun la yefna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Allah'a kanaat et. Allah'a itimat et. Allah'a teslim ol. Allah'a tevekkül et. Gerisi hikaye. Yani elinden kayıp gidenlerin farkında ol. Unutma. Elinden giden şeylerin farkında ol. Ee, üretken ol. Risale oku. Namazını akabinde tesbihatı yap. Yani üretken ol. Kitap okumak ne demek? Aşure gibidir. Aşure'nin içinde bir sürü malzeme var, değil mi? Fındık var, fasulye var, üzüm var da var. Hepsini tek tek yesen ayrı bir lezzet var. Aşure ne yapar? Aşure demek her bir aşure içindeki nimetler, fasulye, fındık, ceviz vesaire bütün her şey kendi tadını bırakır, ortaya bırakır, havuza bırakır. Hepsinin bütünsel bir tadı olur. Aşure. ha Biz de e, risale okuyarak, tefekkür ederek. E, Hepsinin ayrı bir lezzeti var ama neticede aşure gibi e, kendimizi inşa ederiz. Dersleri, kita kitapları okuyarak. Kitap okumak hiçbir şeye benzemiyor. Mesela e, korkularını da kullan. Eğer korku olmasaydı biz Allah'a kul olamazdık. O zaman e, ümidin çelişkisi olan Korkuyu kullanarak, istifade ederek basamak yap. Yap. Miraç yap. Allah'ına yaklaşmaya vesile yap yani. Bak korkuyu da buna kullan. Kaza başla. Kaza namazına başla. Öğleyin son iki rekatı var ya e, öğlenin sünneti, öğlenin farzı son sünneti var ya iki rekat. Onu dert tam Dert kıl. Kabir azabı yok der Allah Resulü. Onu öyle yapana diyor. Mesela korkuyu bak bunu vesile yap, fırsata dönüştür. Korkuyu fırsata dönüştür. Gecenin mübarek olsun. Eğer biraz istifade etmişsen, ey Allah razı olsun dersen memnun olurum. Amin senden de razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Ebeden daima. Kur'an'la kalın, Risale-i Nur'la kalın. Namazınızı vaktinde tesbihatla kılın. Her gün evradınız mutlaka olsun. Dua edin şerre, kötülüklere muhatap olmayın. Rabbime emanet olun. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.